Sevgili yarışseverler, 16 Ekim Pazar günü Elazığ İpodromu'nda gerçekleşecek 6 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Ertuğhi Han Mehmet Taşkaya ile 12 Ekim günü Elazığ'da çalıştı. 1200'ü 1.23, 1009, son 400'ü 26.4 oldu. İki numaralı Call Me Cem Caner Tepe ile 14 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Üç numaralı Die Hard 638.5 424.7 olan galopunu 14 Ekim günü Burhan Sarıdal'la gerçekleştirdi. Dört numaralı Take Off Fethullah Felhan'la 14 Ekim günü Diyarbakır İpodromu'nda yapmış olduğu 800'ü 51.4, 400'ü 24.9 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. Beş numaralı Run for Peak Saadettin Ulutaş'la 15 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak idman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Gökbey Necmi Altın'la 15 Ekim günü Elazığ'da yapmış olduğu 400'ü 27.6 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Karapuz Burhan Sarıdal'la 15 Ekim günü Elazığ'da 200'ü 12.9 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 8 numaralı Rose Spicer geliyor. Mehmet Taşkaya ile 15 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Baba Yaga 14 Ekim günü Mehmet Emin Doğan idaresinde Elazığ İpodromu'nda yapmış olduğu 800'ü 1.01.3 430 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Seyfettin Menderes Avşar'la 15 Ekim günü pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında bir kenter yaparak idman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Nefesimsin Sen Necmi Altın idaresinde 14 Ekim günü Elazığ'da çalıştı. 857, 400'ü 29.7 oldu. 5 numaralı Son Dakika Eray Çizik'le 14 Ekim günü Elazığ'da yapmış olduğu 600'ü 43.2, 400'ü 28.7 olan yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Altepecikli Necmi Altın'la 14 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak idman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Tektaş Soy önde, arkada Esyener var. 14 Ekim günü Mehmet Emin Doğan'la Elazığ'da Tektaş Soy'un 600'ü 43.3, 400'ü 29.1 oldu. 1 numaralı Küçük Havin Ahmet Hasan Bayar idaresinde 14 Ekim günü Diyarbakır İpodromu'nda çalıştı. Bu safkanın 800'ü 52.5, son 400'ü 26 oldu. 2 numaralı Minas Street ekranlarımıza geliyor. Elazığ'da Necmi Altın 13 Ekim günü çalıştı. 852.2, 400'ü 25.6 oldu. 3 numaralı Kızım Ravda. Bu safkan Eray Çizik'le 14 Ekim günü makineden tereddütlü çıkış yaparak 429 buçukluk kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Besting Mehmet Taşkaya ile 15 Ekim günü Elazığ'da 400'ü 25.9 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Sevdamın Gülü ekranlarınıza geliyor. Eray Çizik ile 14 Ekim günü Elazığ'da 856, 400'ü 28.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı.
6 numaralı Dejnik Gölü Necmi Altın'la 14 Ekim günü Elazığ'da tersten bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Emin Amca'nın kızı Hasan Altundağ ile 15 Ekim günü Elazığ'da 213.2'lik kısa bir sprint yaptı. 1 numaralı Zeki Kız Mehmet Emin Doğan idaresinde 14 Ekim günü Elazığ'da yapmış olduğu 427.5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Mucit Day Saadettin Ulutaş'la 14 Ekim günü Elazığ'da yapmış olduğu 856.5 428.2'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Ezmir Şan Necmi Altın'la 14 Ekim günü Elazığ'da 859.8 429.9 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Tumbul Sancar Hüseyin Altınkılıç'la 14 Ekim günü Elazığ'da yapmış olduğu 858.2 428.8'lik işiyle pistten ayrıldı. 5 numaralı Muş Fatihi Eray Çizik'le 14 Ekim günü Elazığ'da çalıştı. 856, 428.3 olan yarış galobuyla pazar günü start alacağı yarış öncesi pistten ayrıldı. 6 numaralı Serhan Şah Hasan Altundağ ile 15 Ekim günü Elazığ'da 214.1 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Babaros Menderes Avşar'la 13 Ekim günü Elazığ'da 1006.5 426.2'lik uzun galobuyla idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Pleasantly Boy Muhammed Baran Çakmak'la 13 Ekim günü Elazığ'da 856.1 427.7 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Vespucci'nin Caner Tepe ile 14 Ekim günü Elazığ'da 851.4, 428.2 oldu. Önde ise Airdrop vardı. 4 numaralı Kumlubel ekranlarımıza geliyor. Eray Çizik ile 12 Ekim günü Elazığ'da yapmış olduğu 1004.7, 426.2'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Regnum Esrim ekranlarımıza geliyor. Burhan Sarıdal'la 14 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Efsane Miliç Burhan Sarıdal'la 15 Ekim günü Elazığ'da 427.5 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamlayıp pistten ayrıldı. 7 numaralı Palet 14 Ekim günü Saadettin Ulutaş'la piste çıktı. 600 metrelik bir galop yaptı Elazığ'da. 638.6 400'ü ise 25.4 oldu. 1 numaralı Gülçin Hanım Burhan Sarıdal'la 14 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Kara Çulha Hüseyin Altınkılıç'la 15 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaptı. 3 numaralı Nadide Gül Eray Çizik'le 14 Ekim günü Elazığ'da 859.3 429.8 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Hoşgül Hat Yunus Çelikbaş'la Diyarbakır Hipodromu'nda 14 Ekim günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Termeli Kızı 15 Ekim günü Yusuf Cengiz'le Diyarbakır Hipodromu'nda 214 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza.
7 numaralı Aktaş'ın Gülü Eray Çizikli 14 Ekim günü Elazığ'da 800'ü 1.0, 400'ü 29.9 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Ayderlim Muhammed Baran Çakmak idaresinde 14 Ekim günü Elazığ hipodromunda çalıştı. Bu safkanın pazar günü start alacağı yarış öncesi son galobu 600'ü 44, 400'ü 29.5 şeklinde oldu. 9 numaralı Saynur Ahmet Hasan Bayar'la 14 Ekim günü Diyarbakır hipodromunda çalıştı. 200'ü 14.1 olan kısa düzlük sprintiyle de idman pistinden ayrıldı. Sevgili yarışseverler, Elazığ İdman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.